Aşk öyle büyük ve yüce bir sevgi ki, ben artık günümüz insanların şımarıklığından ya da kendilerine karşı sevgisizliklerinden ya da saygısızlıklarından, güzel yaşadıklarını sandıkları hayatın ot gibi bir hayat olduğunu düşünüyorum. Her şeyiniz olabilir ama yediğiniz bir yemekten, içinize çektiğiniz havadan, tadını almadan ya da ne kadar güzel bir hayat yaşasanız bile, o andan zevk almıyorsanız, rahatlıkla size "siz yaşamıyorsunuz, sizi gömmeyi unutmuşlar" diyebilirim. Hayat çok güzel ve her anı çok değerli. Bu yüzden de insan sevdikleriyle ona güzel duygular hissettiren insanlarla olmalı. Ertelenen hayatlar belki de bu dünyayı bu hale getirdi. Oysa aşk beklemez, beklememeli. Bence aşk bu hayatta en değerli şey. Ama yanlış anlamayın lütfen. Hesap kitapla, entrika ile geliştirilen ticaretlere de aşk geliyor günümüzde, biliyorsunuz. Benim anlattığım ansızın kapınızı çalan aşk. Rica ediyorum, onlarla karıştırmayın. Maalesef günümüzde her şeyin olduğu gibi aşkın da cılkını çıkardılar. Yaşanması gereken dünyanın en güzel duygusunun para yüzünden, hırs ve açgözlülük yüzünden kirletildiğini düşünüyorum. Oysa o en saf haliyle yaşanması gereken öyle güzel bir duygu ki, karşılığında hiçbir şey beklemez. Belki bir an gelir ve gider ama sizin bir ömrünüze yeter. Ardında öyle güzel izler bırakır ki, bazen acısı bile size mutluluk verir. Bu yüzden lütfen aşkı başka şeylerle karıştırmayın. Aşk, evet, ayaklarınızı yerden kesmek, uçurmaktır. Doğru ama asla çıkar için sunulan imkanlara evet demek değildir. Aşk kutsaldır. İnsan da öyle ve inanıyorum ki bu hayatta herkes değerini kendi belirler. Tercihlerdir hayatı doğru kılan. Yaşadığınız andır sizi siz yapan. O yüzden hep teşekkür ediyorum hayat diyorum. Çünkü beni ben yapan yaşadığım o güzel anlar ve duygulardır. Gerçekten gönül kapınız temiz ise o kapıdan hep temiz kişiler giriyor. Evet, bazen yanlışlar da kapısı çalabilir ama inanın, yüce Rabbim onları içeri sokmuyor. Neyse. Son söz olarak diyorum ki, ey aşk, beni bir gün seversen bırakıp gidecekmiş gibi sevme. Bir gün beni bırakıp gitsen bile geri dönüp "sen benimsin" diyebilecek kadar çok sev, olur mu?